Çocuklar merhabalar. Bugün zaman akışını öğreneceğiz. Saniyenin dakikaya, dakikanın da saate nasıl dönüştüğünü görüp günlük hayatımızdaki zamanın işleyişi hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olacağız. Ve ardından çözeceğimiz problemlerle beraber zaman problemlerine çok daha aşina olup çok daha yakından tanımış olacağız. Çocuklar tahtaya çizmiş olduğum saat modeli bir analog saat modelidir. Şu an için iki çeşit saat modeli olduğunu bilmemiz yeterli. Analog saatler ve dijital saatler olarak iki çeşit saat bilmemiz şu an bizim için yeterli. Çocuklar, analog saatler duvar saati olarak bildiğimiz saatler, duvar saatleri veya çalar saatler birer analog saattir. Dijital saat ise kol saatlerimiz veya bilgisayar ekranlarında veya televizyon ekranlarında gördüğümüz saat ibareleri ise birer dijital saat örneğidir. Fakat bizler şu an için analog saat üzerinden çalışmalar yapacağız. Saat kavramını iyice tanıdıktan sonra dijital saatle analog saatler arasındaki farkları daha fazla değineceğiz. Ve bunlarla alakalı birden fazla problem çözeceğiz. Yani şu an için kafanızın karışmasını gerektirecek bir durum yok. Evet çocuklar artık dersimize giriş yapabiliriz. Öncelikle analog saat üzerinde göstereceğim birkaç tane kavramı öncelikle size tanıtmam gerekiyor. Bunlar neler? En uzun olan çubuğumuz saniye çubuğu. Ondan kısa olan çubuğumuz yelkovan. En kısa çubuğumuz ise akrep olarak adlandırılır. Bütün zaman kavramını biz bu 3 tane nesnenin yapacağı hareketlere bağlı olarak açıklayacağız. Nasıl? Şu şekilde. Öncelikle saniye çubuğu. Adı üstünde. Saniyeyi gösteren çubuk. Saniyenin hareketini gösterir. Saniye çubuğu yelkovanı yelkovan dakikayı gösterir. Saniye çubuğu yelkovanı hareket ettirir. Yelkovan ise akrebi hareket ettirir. Yani saniye çubuğu olmadan yelkovan, yelkovan olmadan akrep asla hareket etmez. Şimdi çocuklar biz saniye çubuğu ile yelkovan arasındaki ilişkiden başlayalım. ki, saniye çubuğu bize saniyeyi gösterir ve yelkovanı hareket ettirir. Çocuklar 1 dakika 60 saniyedir. Bunu birazdan matematiksel olarak da buraya yazacağım, ifade edeceğim ve bunlar üzerine konuşacağız. Ama şu an için daha iyi anlamanız için de burada söyleme gereği duyuyorum. Saniye çubuğu 60. saniyeye kadar döner ve 60. saniyeye ulaştığında 1 dakikayı oluşturur. Bu 1 dakikalık zaman çizelgesini ise yel kovanın şurada yapacağı hareketle açıklayacağız. Bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi biraz daha somutlaştıracağız. Çocuklar şimdi yel kovanın Şurada 1'i gösterdiğini yani 1, 2, 3, 4, 5. 5. dakikayı gösterdiği yerde olduğunu varsayalım. Yel kovan 5. dakikada. Saniye çubuğu hareket etmeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye başladı. Tam tur döndü. Döndü döndü. Tam 12'ye ulaştığında yel kovan 6. dakikaya gelir. Bir tur daha döndüğünü varsayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 60'a kadar yani 60. saniyeye kadar tekrar ulaştıktan sonra saniye çubuğu 6. dakikada olan yel kovan 7. dakikaya kayar. Yani her bir turundan sonra saniye çubuğunun her bir turundan sonra yel kovan 1 dakikalık hareket yapar. 60 saniye döndü. 1 dakikalık hareket yapar. 60 saniye döndü 1 dakikalık. 5. turunu dönüyor şimdi. 60. saniye bir daha döndü. Yel kovan 2'ye kadar ulaştı. Gördüğünüz gibi 1 ile 2 arası 12 ile 1 arasında olduğu gibi toplam 5 dakikadan oluşuyor çocuklar. 5 turda 1'den 2'ye geldi yel kovan. Saniye çubuğu 5 tur daha yaparsa 3'e 5 tur daha yaparsa 4'e, 5 tur daha yaparsa 5'e şeklinde ilerler. Yani bu bize neyi gösteriyor çocuklar? 60 saniye yani saniye çubuğunun bir turu 1 dakikalık hareket yaptırıyor bize. 12'de olan yer kovan bir yanındaki çubuğa kayıyor. Yani birinci dakikada. Saniye çubuğu 12'den sonra başladı bir tur daha yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye başladı, 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 başladı. 55, 56, 57, 59, 60 dediği zaman yel kovan birinci dakikadan ikinci dakikaya kayar. Saniye çubuğu bir tur daha atarsa üçüncü dakikaya. Saniye çubuğu bir tur daha atarsa dördüncü dakikaya. Saniye çubuğu bir tur daha atarsa 5. dakikaya kayar. Çocuklar 60 saniye 1 dakikayı oluşturur. Ve her iki sayı arasında yelkovanın yaptığı hareket toplam 5 dakika. Yani 1 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika. Görmüş olduğunuz şuradaki çentiklerin hepsi 1 dakikalık mesafe ile sınırlanmış durumda. Çocuklar şimdi saniye çubuğunun işlevini anladık. Saniye saniye çubuğu 60. saniyeye kadar ulaştığı zaman 1 dakikalık bir zaman dilimi oluşturur ve yel kovan burada bir tık hareket eder. Sonra bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha hareket etmek üzere dakika olarak hareket eder. Şimdi dedik ya 12 ile 1 arasında yel kovanın yaptığı hareket toplam 5 dakika. Çünkü burada 5 tane çentik var. Ve birer dakikalıktan toplam 5 adet mesafe var. İlk çubuğa geldiği zaman bir rek 60 saniye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 saniye çubuğu şu an hareket ediyor. Geldi 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 45, 55, 56, 57, 58 derken 60 olduğu an tık yel an ikinci dakikaya geçiyor. Tekrar saniye çubuğu hareket ettiği zaman 3. dakikaya, tekrar hareket ettiğinde 4. dakika ve tekrar hareket ettiğinde 5. dakikaya geliyor. Bunu tekrar etmemin sebebi şu. Çocuklar her iki sayı arasındaki mesafe 5 dakikadır. Yel kovanın 12'den 1'e gelmesi toplam 5 dakika. 1'den 2'ye gelmesi 5 dakika. 2'den 3'e gelmesi de 5 dakika. Yani sayılar arasındaki bütün mesafe yel kovanın aldığı yol olarak açıklıyorum. Yel kovan iki sayı arasındaki aldığı bütün mesafeler 5 dakikadır. Hepsinin arasındaki mesafe eşittir. Yani burayı mükemmel çizememiş olabilirim. Ama siz bunu bu şekilde not alabilirsiniz. 2'den 3'e geldi. 5 dakika 5 dakika, 5 dakika 5 dakikada buraya geldi. Sonra 6'daydı. 5 dakika geçti. 7'ye geldi. 5 dakika sonra 8'e. 5 dakika sonra 9'a. 5 dakika sonra 10'a. 5 dakika sonra 11'e. Ve 5 dakika sonra 12'ye gelerek başladığı yere geri döndü. Peki başladığı yere yani sıfırdan başladığı yere kaç dakika sonra geri geliyor? Ona bakalım. Bakalım. 5 10, 15 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Tam 60 dakikada yel kovan başladığı yere geri dönüyor. İşte yel kovanın başladığı yere tekrardan geri dönmesi şöyle beşer dakikalık mesafeleri geçip tekrar başladığı yere geri dönmesine biz bir saat diyoruz. Toplam 60 dakika sonra başladığı yere geri döndü. Ve bu yaptığı hareket bize 1 saatlik zaman diliminin nasıl oluştuğunu gösterdi. Evet yer kovanın her sayı arasındaki mesafeyi 5 dakikada aldığını açıkladık az önce. Saniye çubuğun yelkovan üzerindeki hareketini biraz önce görmüştük. Şimdi ise yelkovanın Akrep üzerindeki etkisini göreceğiz. Çocuklar dedik ya 60 dakika 1 saattir ve bunu birazdan zaten matematiksel olarak da göreceğiz. Şu an saat üzerinde size bunu daha iyi anlatabilmem için tekrardan bunu açıklama gereği duyuyorum. Şöyle varsayımsal bir şekil aldığını düşünelim. Akrebin 2'yi Yelkovan'ın tam 12'yi gösterdiği hale, hale bakalım. Çocuklar şu an saat 2. Yelkovan 12'yi Akrep 2'yi gösteriyor. Akrep 1'i göstermiş olsaydı saat 1 olacaktı. Çünkü yel kovan tam 12'de. Akrep şu şekilde 3'ü gösteriyor olsaydı şöyle göstereyim. Saatimiz 3 olacaktı. Şöyle 4, 5 veya 6. Fark etmez. Şimdi bunun nasıl oluştuğuna bakacağız. Bu bizim için önemli. Çocuklar şu an rastgele saatin tam olarak 1 olduğunu varsayalım. Akrep 1'i gösteriyor. Yelkovan tam 12'de. Akrep burada sabit duruyor. Yelkovan hareketine başladı. 5 dakika. Şöyle sabit tutayım ben burada. Sonra 5 dakika daha. 10, 15, 20, 25. Bakın akrep sabit duruyor burada. Yani çok 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 yavaş hareket ediyor. 25, 30. Bak tam 30'a geldiği zaman akrep yolu yarıladı. 1'deydi. 1 ile 2'nin tam ortasına geldi. Yolculuk devam ediyor. 35, 40, 45 şeklinde ilerliyor. Tekrar 50, 55, 60 olduğunda akrep 2'ye ulaşmış oluyor. Yani şöyle elimi alayım. Çocuklar akrep şu durumdayken Yelkova'nın yaptığı bir tam tur sonucuna yani 60 dakika sonra Akrep 1'den 2'ye ulaşmış oldu. Yani şu pozisyonda başlamıştık. Saat 1'di. Ve yelkovan 1 tam tur atıp tekrar 12'yi gösterdiği zaman akrep 1'den 2'ye gelmiş oldu ve biz şu an bu görüntüye saat 2 diyoruz. Videonun başına dedik ya saniye çubuğunun her hareketinden sonra yelkovan 1 dakikalık hareket yapıyor. Değil mi? Bunu anlattıktan sonra size şöyle bir bilgi verdim az önce. Yelkovanın her hareketinden sonra yani 12 ile başlayıp tekrar başladığı yere geri döndüğü zaman toplam 60 dakika geçmiş oluyor. Ve bu 60 dakikalık süre zarfında ise akrep yelkovanın hareketini etkiliyor. 60. dakikaya geldiği zaman 1 saat ilerlemiş oluyor. Saat 1. Yelkovan bir tur, yelkovan bir tur daha döndü. Varsayalım. Ne olacak? Akrep birden ikiye kaymış olacak. Yani bir saat geçmiş olacak. Yani 60 dakikanın bir saati oluşturduğunu biz akrebin bu hareketinden anlayabiliyoruz. Şimdi yelkovanı bir kenara bırakıyorum ve akrep üzerinden ilerliyorum. Çocuklar, dedik ya, yelkovan bir tam tur döndüğünde bir saat ilerledik. Bir saat geçti. Yelkovan bir tur daha döndü. Saat iki. Yelkovan bir tur daha döndü. Üç. Yelkovan bir tur daha döndü. 4. 5 her bir turunda 1 saat ilerliyor. Bu şekilde 5, 6, 7, 8, 9 şöyle tutayım. 9, 10, 11, 12. Yani günün tam ortası. Çocuklar dedim ya şimdi 12'ye kadar geldik. Değil Akrep şu an 12'de. 12'den sonra gün devam ediyor. Öğlen tam gün ortası. Saat öğlen 12. Devam ediyor gün. Bir saat daha geçti. 13, Günün 13. saati 1'e denk geliyor. 14. saati 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şöyle bir dakika. 22, 23, 24. Tam 24. saatte akrep güne başladığı noktaya geri döndü. Akrebin yaptığı bu tam tur, ikinci tur bize bir günlük süreyi gösteriyor. Akrep güneş şuradan başladı. Saat gece 00. Buradan başladı. Şuraya ilk turunu atıp geri döndüğü zaman şu şekilde ilk turunu atıp geri döndüğü zaman saat öğlen 12. İkinci turuna başlıyor sonra akrep. Tekrar 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat, saat aktı, aktı, geçti zaman akrep tekrar başladığı yere geldiği zaman saat gece 24. Yani gece 12 günün son saati. Siz muhtemelen akşam 9'da veya 10'da uyumuş oluyorsunuz. Yani uyumalısınız en azından. Uyuduktan sonra siz uyuduktan sonra saat gece 11 ve 12 olduktan sonra geçen ilk dakika günün ilk saati oluyor. Yani çarşamba günü siz saat akşam 10'da uyursanız 2 saat sonra saat tam 12 olacak. Ve bu 2 saatten sonra geçen ilk dakika perşembe gününün ilk dakikası olacak. Yani siz gece uyurken biz bir sonraki güne girmiş oluyoruz. Çocuklar şimdi tahtanın köşesine 3 tane saat yazdım. Sırayla bu 3 tane saatin akrep ve yelkovan tarafından nasıl gösterildiğini, yani akrep ve yelkovanın hangi durumda olduğunda biz bu saatleri adlandırırız ve bu saatleri nasıl okuruz ona bakacağız. İlk saatimiz kaç? 01. Saat 1. Nasıl gösterilir? Akrep 1'de yel kovan tam 12'de ise saat 1'dir. Bak akrep tam 1'i gösterecek. Yel kovan tam 12. Zaten tam saatlerde, tam saat verilen saatlerde her zaman, her zaman yel kovan 12'yi gösterir. İkinci saate bakıyoruz. Ne diyor? Saat 2. O zaman yel kovan tam 12'yi akrep 2'yi göstermeli. Bir sonraki saat ne diyor? Saat 5'i göstermemiz gerekiyor. Yelkovan 12, akrep tam saat 5'i göstermeli. Yani şu durumda olmalı. Şöyle tek elimle gösterirsem muhtemelen daha iyi anlarsınız. Çocuklar şimdi genel bir tekrar yapmak için birazcık geri dönüyorum. Yelkovan üzerinden vermem gereken bazı bilgiler var. Öncelikle buraya dakikanın kısaltılmış gösterimini yazıyorum. Dakika dk olarak gösterilir. Şimdi çocuklar dedik ya yel kovanın her iki sayı arasında yaptığı mesafe 5 dakikadır. 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika şeklinde bir ilerleyişinden söz ettik. Şimdi bunları saat üzerinde gösterelim. 12 ile 1 arası kaç dakikaymış? 5 dakika. 1 ile 2 arası kaç dakika? 5 dakika. 2 ile 3 arasındaki mesafe 5 dakika. 3 ile 4 arası 5 dakika. 4 ile 5 arası 5 dakika. 5 ile 6 arası 5 dakika. Tamamını göstermeye gerek yok. Bunu şunun için yazdım çocuklar. Şimdi Yelkova'nın yaptığı her 3. 5 dakikalık hareketten sonra 15 dakikalık bir zaman dilimi oluşur. İşte biz buna çeyrek diyoruz. Bakalım. 5, 10, 15. Nereye? Tam 3'ün üzerine geldi. Yel kovanın tam 3'ün üzerine geldiği nokta çeyrek. Yani birinci çeyrek. 3'ten sonra tekrar 5, 10, 15 dakika ilerledikten sonra tekrar bir çeyreğe geldi. 2. çeyrek. Devam ediyoruz. 5 10 15. 3. çeyrek neredeymiş? Şuraya 3. çeyrek. Neredeymiş? Yelkovanın 9'un üzerine geldiği noktaymış. Devam edelim. 5 10 15. Yani başladığı yerde dördüncü çeyrekmiş. Her bir çeyrek 15 dakikadan oluşur çocuklar. Buraya hemen yazıyorum. 15 dk yani dakika eşittir çeyrek. Bu şu demek oluyor çocuklar. Bak bir saatin içinde yani Yelkova'nın bir tam hareketinin içerisinde 4 tane çeyrek var demektir. Bakalım. Birinci çeyrek. 15 dakika geçti. 5, 10, 15. Birinci çeyreğe ulaştık. Birinci çeyrek. 5 10 15. 15 dakika daha geçti. 2. çeyrek. 5 10 15 dakika daha geçti. 3. çeyrek. 5 10 15 dakika daha geçti ve başlangıç noktasına döndüğü yere dördüncü çeyrek dedik. Demek ki şunu özetle söyleyebiliriz. Bir saatte 4 çeyrek vardır. Çocuklar çeyrek kavramını tamamladık. Şimdi ise yarım kavramına bakacağız. Hepiniz biliyorsunuz çocuklar. Bir yarım iki çeyrekten oluşur. Yani iki tane çeyrek diğer bir de işte bir yarımı oluşturur. Bu saatle ne alakası var bu olayın öğretmenim? Ona bakalım. Bak şuraya kadar birinci çeyreği oluşturdu. Sonra bir çeyrek daha yol aldıktan sonra yel kovan ikinci çeyrek noktasına ulaştı. Yani bu, biz bu ikinci çeyreğin bulunduğu noktaya aynı zamanda yarım diyebiliriz. Çünkü bir ve iki ikinci çeyreğin bulunduğu nokta bizim için bir yarım demek. Peki buraya kadar bir yarım dedi. Şimdi yola devam ediyor. Bundan sonra bir çeyrek ve bir çeyreklik daha bir yol alıyor Yelkovan. O zaman bir yarım da burada oluşuyor değil mi çocuklar? Yani 15, 15 daha geçtiği zaman ikinci yarımı bitirdiği zaman başladığı noktaya dönüyor. O zaman biz Yelkovan için şunu söyleyerek Yelkovan defterini kapatabiliriz. Yelkovan'ın bir tam dönüşünde 4 çeyrek hareket vardır. Aynı zamanda Yelkova'nın bir tam tur hareketinde 2 yarım hareket vardır. Evet çocuklar şimdi şöyle bir tekrar yapacağız. Gösterdiğim gibi 15 dakikalık zaman dilimine biz çeyrek diyoruz. 2 tane çeyrek yani 2 tane 15 dakika toplam 30 dakikayı oluşturur. 30 dakikaya biz yarım diyeceğiz. Yani diğer adıyla buçuk diyeceğiz. 2 tane 30 dakikanın yani 2 tane yarımın oluşturduğu 60 dakikaya 2 yarım ya da diğer bir deyişle 1 saat diyeceğiz. Yani biz 2 yarımı da kullanmayıp 2 yarım yerine 1 saat kavramını kullanacağız. Yani 1 saat 60 dakikadır. Hemen özetle tekrar ediyorum hızlı hızlı. 1 çeyrek 15 dakikadır. Yarım 30 dakikadır. Yarımın diğer adı buçuk. 60 dakika 1 saattir. Çocuklar şimdi burada ilk başta size bir ipucu vererek başlayacağım. Şimdi dakika ile saat arasında şöyle bir problem yaşarsanız. Yani dakika yel kovanı saat akrebi gösteriyor. Bunu biliyorsunuz. Ama olur da unutursanız yani dakika dakikayı gösteren yel kovan mıydı akrep miydi diye arada kalırsanız bu ipucuyu kullanabilirsiniz. Çok harfli olan, yani dakikada saatten daha fazla harf var değil mi? Çok harfli olan, çok harfli olan tarafından gösterilir. Az harfli olan, az harfli olan tarafından gösterilir. Burada rastgele çizdiğim iki saat üzerinden yan tarafta verilen saatleri göstermeye çalışacağım. Yani çok mükemmel iki tane saat çizemedim. Şimdilik idare edin çünkü çok hızlı çizdim. Bakalım sağ tarafta bize gösterilen saat 0.3.30 Yani saat 3.30'u yani 3.30'u göstereceğiz. Birazdan bunların okunuşlarına da geleceğiz. Ama ilk başta yarım ve tam saat arasındaki ilişki anlamanız için birkaç tane örnek çözeceğim. Çocuklar 0.3.30 Yani saat dakika. Saat kısmı burası. Dakika kısmı ise şurası. Yani saat kısmı 3'ü göstersin. Tamam. Saati kim gösteriyor? Akrep. Akrep yani Kısa olan çubuk 3'ü gösterecek. Bize diyor ki dakika kısmı ise 30 dakikadan oluşsun diyor. Sayalım. 5 10 15 20 25 30. Yani yelkovan 30. dakikayı göstersin. Uzun olan çubuğumuz yani yelkovan şöyle 30'u göstersin diyor. Çocuklar saatin ilk verilen kısmı saati İkinci verilen kısmı ise bize dakikayı göstermektedir. Şimdi ikinci kısma bakalım. Bizden ne istiyor? Saat 10.30 olsun diyor. Biz şimdi ilk kısmın saati ikinci kısmın dakikayı gösterdiğini biliyoruz. Saat 10 olsun. Saat 10'u gösteren ne? Saati gösteren ne? Akrep. Demek ki akrep 10'u gösterecek. Hemen şuradan akrebi çiziyorum. Kısa olan çubuk Akrep olduğu için saat 10'u gösteriyor. Yelkovan 30'u gösterecek. Bakalım 30. dakika neresi? Sayarak gelelim yine. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet yelkovan yine az önceki örnekte olduğu gibi 6'yı gösteriyor. Yani 30. dakikayı gösteriyor. Şu an saat 10.30. Çocuklar işte biz bu 10.30 veya 3.30 gibi saatleri 10.30, 3.30 olarak okuyacağız. Ama birazdan. Şu an dediğim gibi şu an dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Saatlerde verilen ilk kısım bize saati, ikinci kısım ise dakikayı gösterir. Ona bakarak hemen saati yani akrebi oluşturdum. Daha sonra dakika kısmını Yelkovan tarafından oluşturdum. Tekrar ediyorum. Dakikayı yelkovan, saati akrep gösterir. Kafanız karışırsa çok harfli olanı, çok harfli olan, az harfli olanı, az harfli olan gösterir. Şimdi ise saatlerin okunuşuna bakalım. Evet, ilk saatimiz kaç? Bakalım. Saat kısmı 02, dakika kısmı 30. Her zaman önce saatten başlıyoruz yazmaya. Evet, burada bakın 2 30. 30 şu şekilde yazılır çocuklar. 30 denmez. Tamam mı? 30. Bir nefeste okuyacaksınız. İkinci saate bakıyoruz. Bakın. 04 kısmını gösteriyor saat. Burası çok önemli. Dakika kısmı ise 0'ı gösteriyor. Yani buraya 4 0 yazamam. 0 Zaten yok. Yani olmayan bir şey. Olmayan bir şeyi yazamazsınız. O zaman sadece saati yazacağız. 4. Bitti bu kadar. Çok basit ve çok net. Geldik şuraya 3. saate. Saat kısmı 06. Dakika kısmı 15'i gösteriyor. Nasıl yazılır? 6, 15 diye yazılır. Bildiğiniz gibi yazdığımız zaman her sayının arasında boşluk bırakırız. 15 birleşik yazılmaz. 12, 45. Saat kısmı 12, dakika kısmı 45. Bakalım. 12, 45. Geldik bir alta. Saat kısmı 08'i, dakika kısmı 20'yi gösteriyor. Bunu nasıl yazacağız? 8, 20. Bu kadar. En alta geldik. Saat 09, dakika kısmı 50'yi gösteriyor. O zaman nasıl yazacağız? 9, 50 diye yazacağız. Çocuklar şimdi konuyu daha iyi anlayacağımız kısma geldik. Yani problemler kısmına. Burada birkaç farklı soru tipini göreceğiz. Çocuklar bütün matematik problemlerinde olduğu gibi zaman problemlerinde de en çok dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Soruyu anlamak. Dediğimiz gibi bakın bundan önceki videolarda defalarca söyledim çocuklar. Soruyu anlamak soruyu çözmenin yarısıdır. Yani soruyu anlamadan soruyu çözerseniz doğru bilme ihtimaliniz varsa bile Konuyu anlama ihtimaliniz çok düşüktür. Çok kısa süreli bir kazanım olur bu. Konuyu anlarsak ve okuduğumuz sorularda sorunun bizden ne istediğini kavrarsak ilk başta bu sorunun cevabını kendimize verebilirsek soruyu çözmemiz her zaman fazlasıyla kolaylaşır. Zaman sorularında, zaman problemlerine dikkat etmemiz gereken en önemli madde şu. Zamanda ileriye gidilen bir zaman dilimi mi soruyor bize? Yoksa geriye doğru mu gidilmiş? O mu soruluyor? Ona bakacağız. Tamam mı? Şimdi bakalım. Ne diyor? 12.30'da evden ayrılmış. Hemen yazıyorum. 12.30'da evden ayrılmış. Ne yapmış sonra? Gideceği yere 2 saat 15 dakika sonra varmış. Yani yol 2 saat 15 dakika sürmüş. Gittiği yerde saat kaçtır diyor? Çocuklar ne yapmış? Bulunduğu zaman diliminden biraz daha ileri bir zaman diliminden söz ediliyor. O zaman bizden yani bulunduğu zaman diliminden daha ileride bir zaman dilimine ulaşmışsa toplama işlemi yapıyoruz. Ve toplama işleminde saat kısımları saat kısımlarının altına, dakika kısmının altına ise dakika kısmı yazılır. Yani şu şekilde. 12.30'da evden ayrılmıştı. Ne kadar sürmüş yolculuğu? 2 saat 15 dakika. Hemen yazıyorum. Buraya 2 yazamayacağım için 0-2 yazıyorum. Çünkü 2 saat 15 dakika geçen bir yolculukta toplama işlemini yapabilmem için yanına bir 0 ekliyorum. Yani 0-2 15 dakika şeklinde yazıyorum. Dediğim ya zamanda ileri gidildiği için toplama işlemi yapıyoruz. Burada normal toplama işlemi yapacağız. 0-5 daha. 5, 3, 1 daha 4. Araya 2 noktayı koyuyorum. Şimdi saati topluyorum. Dakika kısmını topladım. Dakika kısmı 45'miş. Geldik saat kısmına. 2, 2, 2 daha 4. 1, 0 daha 1. Gideceği yerde saat kaçmış? 14 45'miş. Yani 2'yi 45 geçiyormuş gittiği yerde saat. Evet şimdi ikinci soruya bakıyoruz. Saat 06.30'da yani 6.30'da okula gitmek için yola çıkan Esra 1 saat 45 dakika sonra okula varmıştır. Esra okula saat kaçta varmıştır? Bakın yine ilk başta soruyu anlamaya çalışalım. 6.30'da yola çıkıyor. Belli bir süre yol gidiyor, sonra okula varıyor. Yani zamanda ileriye gidilmiş. Zamanda ileriye gidilen bir zaman dilimi soruyor bize. O zaman ne yapacağız? Toplama işlemi yapacağız. Bakalım. Saat 06 30. Ne kadar sürmüş yolculuğu? 1 saat 45 dakika sürmüş. Hemen altına yazabilirsiniz. 1 saat 45 dakika. Yani birin yanına 0 yazarsanız kafanız karışmaz. Ondan küçük olan sayılarda saatin yanına 0 yazarsanız kafanız karışmaz. İsterseniz 1 de yazabilirsiniz. Burada hiçbir fark yok. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor şimdi. Evet toplama işlemine başlayalım. Normal bir toplama işlemi. Saat olması bir şey değiştirmez. Bakalım. 0 5 daha 5 3 4 daha 7. Hemen iki noktaya koyuyoruz. Saat kısmına geçtik şimdi. 6 1 daha 7. Zaten burası 0. Saat 07.75 çıktı. 7.75 diye bir saat dilimimiz var mı? Öyle bir saat var mı? Yok. Çocuklar, saat kısmı yani şurası maksimum 24 olabilir. 25. saat diye bir şey yok. Dakika kısmı ise maksimum 60 olabilir. Yani 61. dakika diye bir şey yok. Çocuklar bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Burası önemli. Burayı mutlaka birkaç defa dinleyin. Çocuklar şimdi bu tür durumlarda şöyle yapıyoruz. Normal toplama işlemlerinde ne yapıyorduk? Mesela 36 ile 45'i toplayalım. 5, 6 daha ne yaptı? 11, 11'in 1'i deyip 1'i buraya elde olarak yazıyorduk değil mi? Sonra topluyorduk. 1, 3 daha, 4, 4, 4 daha, 8. İşte burada elde'yi yani 75'in içerisinde 1 saatlik zaman dilimini oluşturan dakika kadarını içinden çıkarıp alacağız. 75 neyden oluşuyor? 60 ile 15'in toplamından oluşuyor. Bir saati oluşturan süre 60 dakika olduğu için içinden bir 60 dakikayı çekip alıyoruz Daha sonra ne yapıyoruz bunu elde olarak saat dilimine gönderiyoruz Gönderdikten sonra ne oluyor Saat idi. Bir saat eklendi saat dilimine kaç oldu 08 Dakika kısmında kaç dakika kaldı 15 yani 08 15'te okula varmıştır Esra Çocuklar burada kafa karıştıracak bir şey yok. Gayet net. Şimdi daha fazla netleştireceğim zaten sizin için ama önce bir tekrar edeyim. Dedik ya çocuklar toplama işleminde birler basamağındaki sayılar toplandığı zaman eğer çıkan sonuç 9'dan daha büyük bir sayı ise örneğin 10, 11 ise birler basamağını yazıp içindeki onluğu elde olarak yan tarafa alıyorduk. Burada da elde olarak alınabilecek tek sayı 60 dakikalık Parçalar. Yani bu 75'in içerisinde saat kısmına 45 alamazsın. Çünkü 45 bir saat değil. 15 alamazsın. 15 bir saat değil. Saat kısmını almak istiyorsan sadece 60 alabilirsin içerisinde. İçerisinden alabildiğin kadar 60'ı alıp saat kısmını eklemelisin. 75'in içerisinde bir adet 60 dakika olduğu için 60'ı aldık. Kaç oldu? Saat 7-8 oldu. Geriye kaç dakika kaldı? 15 dakika kaldı. Eğer burada 15'ten daha büyük yani 60'ın üzerinde bir sayı şey olsaydı 1.60 daha alabilirdim içerisinde. Ama şu an için dakika kısmında kalan 15 dakika olduğu için saati 08.15 olarak yazıyorum. Şimdi birkaç tane normal toplama işlemi yapacağım. Normal problem olmadan. Bakalım. Şimdi normal herhangi bir problem olmuş gibi düşünelim. Çocuklar saat 3 45 ile saat 5.45'i toplayalım. Bir problem kurulmuş ve problem çözümü için saat 3.45 ile 5.45'i toplamam gerekiyor diyelim. Burada saatin içerisine bir saatlik dilim elde olarak verme nasıl olur onu göstereceğim çünkü. Normal toplama işlemimizi yapalım. Çocuklar 5, 5 daha kaç? 10. Onun sıfırı elde var 1. Yan tarafa aldık. 1, 4 daha 8, 1, 4 daha 5, 5, 4 daha 9. 90 oluştu. Dakika kısmında 90 oluştu. Saat kısmına bakalım. 3, 5 daha 8. Zaten 0, 0 daha 0 olarak kalır. Şimdi saat 0, 8, 90 diye bir saat dilimi yok. Dediğim gibi dakika kısmı 60'tan büyük olamaz. Zaten burası 60 olduğu zaman onu da 1 saat olarak almamız gerekiyor. Burası maksimum yani en fazla 59 olabilir dakika kısmı. 60 olduğu an onu 1 saatlik zaman dilimine ekleriz. O zaman şimdi ne yapacağız? 90'ın içindeki 60'ı bir yana yazacağım. Diğer yana da kalan dakikayı yazacağım. 90 içinde 60'ı bu tarafa yazarsam geriye kaç kalır? 30 dakika. Saat kısmı kaçta? 8. Saatte problem yok. Buradaki bir dakika. 60 dakika ve 30 dakika olarak ayrıldı. 60 dakika ne eşittir? 1 saate. Yani bu 60 dakika saat kısmına bir artı olarak gelir. Saat 8'di. 1 saat geldi. Kaç oldu? Saat 9 oldu. Peki dakika kısmı 90'dı. Buradan bir 60 dakikayı 1 saat olarak aldık. Geriye kaç kaldı? 30 kaldı. Yani saat 9.30 oldu. Şimdi hemen bir tane daha toplama işlemi yapacağım. Bakalım burada 06.15 ile kaçı toplayalım? Saat 0, 2, 45'i toplayalım. Buradaki toplama işlemi biraz daha farklı olacak muhtemelen. Bakalım. Bak 5, 5 daha kaç? 10. Onun sıfırı elde var 1 değil mi? 1, 1 daha 2, 2, 4 daha 6. Dakika kısmı kaçmış? 60. Saat kısmına geldik. 6, 2 daha kaç? 8. Zaten 0, 0 daha 0 olarak yazıldı. Çok da 0, 8, 60 oldu. Kuralımız neydi? Dakika kısmı en fazla 59 olabilir. Ama burası kaç? 60. Yani 60 dakika. Biz 60 dakikanın 1 saat eşit olduğunu biliyoruz. Ve buranın 59'dan büyük olduğu durumlarda ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Ne yapacağız? 60 dakikanın içerisinden 1.60'ı çıkardığımız zaman zaten geriye ne kalacak? 0 kalacak. 60 dakika neye eşittir? 1 saate. O zaman saat kaçtı? 8. 1 saat daha eklendi. Saat kaç oldu? 9. Geriye kalan dakika kısmında bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman oraya da 0 yazıyoruz. Saat 6.15'e 2 saat 45 dakika eklersek kaç yaparmış? 9. Bu kadar. Şimdi geldik 3. soruya. Okuyorum. Saat 7.20'de okula giden Ceren, saat 12.30'da okuldan çıkmıştır. Ceren okulda toplam kaç saat vakit geçirmiştir? Çocuklar dediğimiz gibi her zaman ne yapıyoruz? İlk başta soruyu anlamaya çalışıyoruz. İleriki bir zaman dilimini mi soruyor yoksa geçmişte kalan bir zaman dilimini mi soruyor? Size bunun ipucusunu vermiştim. Eğer ileriye dönük bir zaman dilimini soruyorsa toplama işlemi yapacağız. Ama eğer geriye dönük bir zaman dilimini soruyorsa çıkarma işlemi yapacağız. Burada geriye dönük bir zaman dilimini soruyor. Çünkü saat şu an 12.30. Ve bizden bundan önceki saatte yani saat 7.20'de okula girdikten sonraki zaman diliminde kaç saat vakit geçirdiğini soruyor. Yani geçmişe gideceğiz. Çocuklar bu tür sorularda yapacağımız çözüm şu. Çok basit. Şimdiki zamandan yani okuldan çıktığı saatten okula gittiği saati çıkaracağız. Saatin altına, saat dakika kısmının altına dakika yazılır. Ne yapacağız? 0'dan 0 sıfır çıktı 0, 3'ten 2 çıktı 1. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyoruz. Komşu 0 kaldı. Burası kaç oldu? 12. 12'den 7 çıktı 5. Çocuklar, Ceren okulda 5 saat 10 dakika zaman geçirmiştir toplam. Çocuklar, az önceki soruya çok 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 benzeyen bir soru. Soruyu birazcık değiştirerek yazdım ama çok az değiştirmeme rağmen çok ciddi bir fark olacak bu soruda. Dikkatli olmanızı öneririm. Okuyorum soruyu. Saat 7.30'da okula giden Bahar, saat 12.20'de okuldan çıkmıştır. Bahar okulda toplam kaç saat vakit geçirmiştir? Az önceki soru sorudan tek farkı şu. 7 Ceren okula 7.20'de girmiş, 12.30'da çıkmıştı. Bahar ise 7.30'da girip 12.20'de çıkmış. Şöyle bir fark oluşacağı için bu soruyu yazdım. Ne dedik? Eğer ileriye dönük bir zaman diliminden söz ediliyorsa toplama işlemi, geçmişe dönük bir zaman diliminden söz ediliyorsa çıkarma işlemi yapacağız. Bakalım, çıkaralım. Saat 12.20'de okuldan çıkmış. Okula giriş saati kaç? 07.30 Çocuklar, çıkarma işlemlerinde, hatta toplama işlemlerinde de değişen bir şey yok. Dakikada, dakika ile dakika kendi arasında toplanır veya çıkarılır. Saatler kendi arasında toplanır veya çıkarılır. Burada bir çıkarma işlemi yapılacak. Bakalım. Dakika kısmı kaç? 20. Alttaki dakika kaç? 30. 20 dakikadan 30 dakikayı çıkaramazsınız. Yani küçükten büyük çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Biz bu tür sorularda ne yapıyoruz? Hemen yanında bir örnek göstereceğim. Şöyle ki şurası kaç olsun? 34'ten 16'yı çıkaracağız. Ne yapıyoruz normalde çıkarma işleminde? 4'ten 6 çıkmaz diyoruz. Komşudan bir onluk aldık. Komşu 2 kaldı. Burası 4'tü kaç oldu? 14. 14'ten 6 çıktı 8, 2'den 1 çıktı 1. Ne yaptık? Onluk aldık. İşte zaman problemlerinde yani saat problemlerinde onluk yerine saatlik alıyoruz. Burada onluk alamayız. Buradan bir saat dilimi alabiliriz. 20'den 30 çıkmaz. O zaman komşuya gidiyoruz. Biz toplama işleminde buraya 60 veriyorduk. Çıkarma işle, işleminde eğer ihtiyacımız varsa yine 60 alabiliriz. Buradaki bütün alışverişler 60 dakika üzerinden. Yani 12 saatten 1 saat çıkarırsam kaç saat kalır? 11 saat. 11 saatten 1 saati karşıya aldım. 1 saat yani kaç dakika? Çünkü dakika kısmına yazılacak. 60 dakika. Hemen buraya 60'ı ekledim. Kaç oldu şimdi son haliyle? Hemen ya alt tarafa yazıyorum. 11 saat 20-60 daha kaç? 80 dakikadan 7 saat 30 dakikayı çıkaracak bir işleme dönüştürdük. Şimdi çıkarma işlemini yapabilirsin işte. Biz buradan 1 onluk alıyormuş gibi bir saat dilimini dakikaya çevirerek aldık. 0'dan 0 çıktı 0, 8'den 3 çıktı 5. Geldik şimdi saat kısmına. 1'den 7 çıkmaz. Komşudan 10'luk aldık. Komşu 0 kaldı. Bura kaç oldu? 11. 11'den 7 çıktı. Kaç kaldı? 4. 4 saat 50 dakika. Saat kısmı 4. Dakika kısmı 50'yi gösteriyor. O zaman bahar okulda 4 saat 50 dakika geçirmiştir deriz. Konuyu daha iyi anlamamız adına problemsiz 2 tane Normal işlem yazdım. Çıkarma işlemi yapacağım ben burada. Saat ve dakika üzerinden çıkarma işlemi yapacağım. Çocuklar bakıyorum. 08 15'ten 3 saat 45 dakikayı çıkarmam isteniyor. Hemen dakika kısmına bakıyorum. Ben 15 dakikadan 45 dakikayı çıkarabilir miyim? Hayır. Desteğe ihtiyacım var. O zaman ne yapacağım? Saat diliminden 1 saat alacağım. 08'den 1 saati alırsam burası kaç kalır? 7 kalır. Buraya kaç dakika verdi? 1 saat. Yani 60 dakikayı buraya ekledik. Buraya 60 dakika gelirse burası kaç olur? 60 15 daha 75 dakika oldu burası. Şimdi 75'ten 45 çıkar mı? Evet. 7'den 3 çıkar mı? Evet. O zaman normal işlemimi yapabilirim şimdi. 5'ten 5 çıkarsa 0. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Şimdi saat kısmına geldik. Burada 8 saat vardı. 1 saati onluk olarak yani destek olarak verdiği için 7 saat kaldı. 7'den 3 çıkarsa 4. Yani 8 saat 15 dakikadan 3 saat 45 dakika çıkarsa 4 saat 30 dakika kalır. Hemen yanındaki işleme bakıyorum. Hiçbir fark yok arada. Sadece rakamla yani sayılar farklı. Bakalım. 30 dakika var burada dakika kısmında. Burada dakika kısmında 50 dakika var. 30'dan 50 çıkmaz. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. O zaman bir desteğe ihtiyacım var. Saat kısmından bir destek almam lazım. 1 saat istiyorum oradan. 1 saat verirsem burası kaç kalır? 5. Buraya ne kadar verdik? 1 saat. Yani dakika kısmına bu nasıl yansır? 60 dakika olarak desteğe gider o 1 saat, değil mi? 30 dakika vardı. 60 dakika daha geldi. Kaç dakika oldu burası? 90 dakika. Şimdi bakıyorum. 90 dakikadan 50 dakika çıkar mı? Evet. 5 saatten 2 saat çıkar mı? Evet. O zaman ben bu işlemi yapabilirim. Hemen yapayım. Bundan sonrası yapacağım, bundan sonra yapacağım tek şey işlem yapıyorum. 0'dan 0 çıkarsa 0, 9'dan 5 çıkarsa 4. Hemen saat kısmına geçiyorum. 5'ten 2 çıkarsa 3. Demek ki 6 saat 30 dakikadan 2 saat 50 dakika çıkarsa 3 saat 40 dakika kalır. Evet çocuklar şimdi bu birkaç noktayı tekrar etmek istiyorum. Dileyenler not alabilirler. İleriye dönük ise yani verilen zaman dilimi ileriye dönükse, bizden ileriye dönük bir zaman diliminin saatini soruyorsa toplama işlemini yapacağız. Fakat bizden geçmişe dönük yani geriye dönük bir zaman diliminden söz ediyorsa çıkarma işlemi yapacağız. Ve en önemlisi elde alıp verirken yani dakikadan dakika çıkmıyorsa eğer ne yapacağız? Saatten ne alacağız? Bir 60 dakika alacağız. Yani 1 saat alacağız. Eğer toplama işlemi yaptıysak ve dakika kısmı 60'tan daha büyük bir sayıya ulaştıysa elde vereceksek yine onu bir 60 dakika olarak vereceğiz saat kısmına. Dakikadan saate 60 dakika veririz, 1 saat olarak ekleriz. Eğer saatten dakikaya vereceksek saati bir azaltırız, dakika kısmına onu 60 dakika olarak göndeririz. Evet çocuklar, bu videomuzun da sonuna geldik böylece. Bu daha çok ikinci ve üçüncü sınıfların ana konularından biri olmasına rağmen birinci sınıf öğrencileri de dördüncü sınıf öğrencileri de bu videodan faydalanabilirler. Çocuklar unutmayın ki sizler geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimizsiniz. Hepinize güveniyor ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.